Hayatta bazen böyle dönemler olur ya, sen bir şeyleri oldurmaya çalışırsın ama içten içe öyle olmasını da istemiyorsundur. Sadece bunun doğru olduğuna, böyle olmasının daha iyi olacağına inandığın için onu böyle zorluyorsundur olsun diye. Ve en nihayetinde bir şekilde o olmaz, senin oldurmaya çalıştığın gibi. Ve aslında içinden geçmekte olan neyse o olur. Bilmiyorum bunu daha önce yaşadın mı hiç? Bir süredir ben hayatımda bir şeyleri oldurmaya çalıştıkça, içimden, gönlümden, aklımdan başka bir şeyler geçtikçe bunların olmadığını görüyorum. Eğer bir şey istiyorsam, eğer bir şeye çekiliyorsam bu benim en yüksek versiyonumdan, daha üst bir versiyonumdan bana bir çağrı. Ona yaklaşıyorum. O isteği, arzuyu benim kalbime, aklıma yerleştiriyor. Beni kendine çekiyor. Diyor ki yani sen busun, bu olmalısın, bunu yapmalısın. Ama bu çağrıya sen ne kadar direnirsen, sınırlamalarının, limitasyonlarının, inançlarının, bunların kurallarına ne kadar uydurmaya çalışırsan yaşantına, o çağrıya o kadar cevap vermiyor ve o versiyonuna ulaşamıyor, yaklaşamıyor oluyorsun. Şimdi bana şöyle bir şey oldu. Berlin'e taşındığımdan beri buradaki ev arama, ev bulma curcunasının içindeyim. Bu gerçekten herkes tarafından, bütün Berlin'e taşınan veya ziyaret eden herkesçe bilinen büyük bir sorun bu. Ve bu sorunun içinde debelenip duruyorum. En başta bir yer buldum. İdarelik dedim. Orada otururken başka bir yer bakacağım dedim. Bu arada ev benim için gerçekten çok mühim yani. Bir, kimsenin evinde kalamam. Kimseyle beraber yaşamak istemem. Ev benim kendi evim olsun. Bir de öyle hani eşyası meşyası, lavabosu eski olursa da yapamam. Takıntılıyım yani. Benim için o evin güzel olması lazım. Baştaki evim mesela mutfağı çok güzeldi. Onu çok severek tutmuştum. Ve bunun nasıl tutulduğu hikayesini anlattım. O zamanlar bunu hani Lucky Girl sendromuyla ilgili videomda paylaşmıştım. Sonradan bu düşünce tabii biraz daha evrilip bunun aslında ne olduğuna dair daha başka bir görüşe, dünya görüşüne sahibim şu an en azından. O evi o şekilde yani o yüksek versiyonumun çağrısına, o enerji, o frekansa çıkarak ve neredeyse imkansız dedikleri bir şeyi yaptım ve buldum. Ondan sonra burada o süre bitmeye yakın tekrar bir arayış içindeyim. Enteresan bir hikaye geldi başıma. Dur, bunu anlatmadan önce bir yudum çayımdan alayım. Tamam, devam ediyorum. Olayı anlatıyordum, evet. Şimdi o zaman ben önce bir arkadaşımla eve çıkmaya karar verdim. Sonra beraber bakıyoruz falan, böyle bir iki tane dolandırılmanın eşiğinden döndük. Bu da çok yaşanıyor Berlin'de. Sürekli ev görmeye gidiyorsun, geliyorsun. Çok hızlı bitiyor anında. Mesela sabah ilan açılıyor böyle. 5 dakika sonra kapatılıyor. Çünkü bitti, kiralandı, satıldı. Ben bir curcuna içindeyim yani. Hem bir yandan İşim gücüm var. Bir yandan da ev görüyorum. Yazışıyorum milletle. Anlatıyorsun derdini sürekli. Sıkıntılar var. Başka bir ülkeden geliyorsun. İşte ben burada bordrolu bir çalışan değilim. Onun problemleri oluyor falan filan. Neyse. Bu kadar sıkıntı içinde kız birden bana dedi ki ben bir sıkıntım var işte. Eve çıkamayacağım. Ülkeme dönüyorum. Öyle olunca bu sefer son dakika, artık 2 hafta kalmış evden çıkmama. Hepsini tek başıma, kendim için bu sefer tek kişilik bir yer bakmaya başlayacağım. Al baştan sürece başladık. Derken 2 tane yer buldum. Her ikisi de çok güzel, bir sıkıntı yok ama bir tanesine daha yakın hissediyorum belli sebeplerden ötürü. Lokasyon vesaire gibi. Diğerine daha uzağım. Neyse, bu sıcak olduğum opsiyon var cepte, tamam. İşte diğerini görmeye gideceğim. O gün de o evin sahibine dedim ki bana bir 4 saat verir misin? Ben dedim diğer evi bir göreyim, en azından içim rahat etsin tamamen. Okey dedi. Sonra ben bu evi görmeye geldim. Bu eve geldim. Ev çok güzel yani. Görüyorsunuz belki, birçok videoda da gözükmüştür. Evde hiçbir sıkıntı yok. O zamanlar bilmiyordum lokasyonun da bu kadar güzel olduğunu. İşte bir tek şey düşünüyorum. Lokasyon biraz uzak falan. Hani diğeri daha çok içmesindi. Bıdı bıdı bıdı, neyse. Dedim ki ben diğerini seçeyim en iyisi. Çıktım buradan görüntülemeden. Eve doğru gidiyorum. Aradım ev sahibini. Dedim ben okeyim. Bana dedi ki ben verdim evi. 4 saat içinde ev veriyor. Anladın mı? Bir de söz vermiş. Böyle şeyler de geliyor başına. Alışıyorsun. Neyse, o sırada işte çağrı, o versiyon. Ben başka türlüsünü oldurmaya çalıştıkça beni buna doğru çekiyordu. Tabii burada bir kelebek etkisi de var yani. En başından buraya gelişimden, buradan bir yere gidişimden sonra Allah bilir nereye gidiyoruz. Böyle bir kelebek etkisi de var ama velhasıl böyle olunca tabii bu evin sahibini aradım. Dedim ben buraya okeyim. Bu arada evlerin süresi ikisi de her 2 aylık kısıtlı. Sadece bu evin uzama ihtimali vardı. Sözleşmeyi devralma ihtimalim vardı. O yüzden biraz sevindim. Dedim ki hani sözleşmeyi devralırsam çok güzel olur. O umutla geldim buraya.
Bu arada geldikten sonra bütün ön yargılarım kırıldı. Çünkü çok yanlış yargılar barındırıyormuşum. Bu da bana büyük bir ders oldu. Hiçbir şeyi bilmeden, yaşamadan bir yargı barındırmamalısın. En kötü gözüken şeyin altında bile mucizeler yatabiliyor. Aynen öyle oldu. Hayatımın en güzel günlerini burada yaşadım. Nehire çok yakınım. Sabahları nehrin yanında yürüyüşümü yapıyorum. İnsanlar çok güzel. Cennet gibi bir yerdeyim yani etrafta. Aradığım her şey var. Rahattayım. Sessizliğin içerisindeyim. Buradan baktığımda böyle ağaçlar, İşte kuşlar ötüyor, sabah onlarla uyanıyorum falan. Rüyası bir yer yani. Ve ben de bunun hakkını vermek istediğim için kendime söz verdiğim her şeyi, işte sabah rutinleri, sabah 5'te 6'da uyanıp ondan sonra yürüyüş, geri gel, işlerini yap, arada bir ara ver, belli disiplinleri edinmek için en azından buranın hakkını vereceğim dedim. Yani tam anlamıyla faydalanacağım dedim. Tabii bu kadar güzel olunca insanın içinden burada kalmak geçiyor. Ben de bir yandan buraya çekiliyorum ama aklımda hep şey var. Şimdi önümde 5-6 aylık bir süre var ve bu süreyi ben nasıl değerlendireceğimi düşünüyorum sürekli. Hep hayalim işte İtalya'ya, İspanya'ya falan gitmekti. Böyle gezmek istiyordum ama bir yandan da gözüm korkuyordu, emin olamıyordum. Tam en son raddelerde hani dedim ki ya ben evet gitmek istiyorum, gezmek de istiyorum ama şu ev olursa çok güzel olur. Ben bu evde kalırım. Oralara da gider gelirim bir şekilde demiştim. Ev sahibiyle konuşuyoruz. Yani normalde yapmayacağım bir şey yaptım. Tamam mı? Normalde yapmam. Genelde okey diyen bir insanımdır. Çıkıntılık hiç yapmam. Ama o da yasal olmayan bir şey zorluyor bana. Tamam mı? Yasal olarak onun burayı daha fazla bana kiralama hakkı yok. Sözleşmesini devretmesi lazım. Lazım değil de yani sözleşmesini devredecekti aslında. Sonra sözleşmeyi devretmiyor falan. O da illegal bir şey yapıyor ya. Ben de hukukçu güdülerim, hormonlarım bastırdı birden. O kadar hani sinirleniyorum ki haksızlık olunca. Bu da belki benim törpülemem gereken bir hareketim. Çok uzun zamandır haksızlıkla aramızdaki uyuşmazlığı bir türlü çözemedik. Neyse ben hiç yapmayacağım bir şey ama karşı çıktım. Yani birden böyle celallendim. O konuşmanın devamında öyle bir yere geldik ki konuşma tamam sen evden çık ben geri evime dönüyorum dedi kız bana. Bu sırada ben yıkıldım. Farkında değilim ne olduğunu. Az çok anlıyorum. Bayağıdır mesajlar alıyorum. Ama yani hani ciddi ciddi mesajlar alıyorum. Nasıl oluyor onu da anlatayım. Şimdi içimden dedim ya İtalya, İspanya falan geçiyor diye. Kızla konuşmamızın sabahı ve önceki günleri sabah yürüyüşüme çıkıyorum. Etrafta herkesin elinde bavul var. İnsanlar bavul çekiyor o sabah. Normalde hiç böyle bir şey görmem. O sabah herkes bavul çekiyor. İşte başka bir yere bakıyorum. Bir seyahatle ilgili bir ilan, reklam bir şey çıkıyor. İtalya yazıyor bir yerde falan. Böyle hani belki biraz da algıda seçicilik işte. Ama ben bunları çare olarak algılıyorum bir yandan. Hani kendime diyorum ki Aslı bak sana yol gözüktü. Sonra zaten evden de çıkmam gerektiğini öğrenince uzatamayacağımı anlayınca dedim ki ha ben demek ki bunu istiyorum ve karşı koyuyordum. Ben yapmayacağım için bu bana yaptırılıyor bir şekilde. Bu arada bir tane app'im var. Kişiselleştirilmiş astrolojik yorumlar falan veriyor. Normalde böyle hani astrolojiye göre hareket eden ya da bu kadar inanan bir insan değilim ama bu app bana ne zaman baksam direkt an bulunduğum yani içinde bulunduğum şeylerin yorumunu yapıyor, yaşadıklarımı birebir söylüyor. Kendime dair yaklaşımım için verdiği tavsiyeler genellikle işime yarıyor. O sıralarda app'te hep şey var. Karşı koyma, gerçekten içinden geçen neyse onu yap. Kısıtlamalar ya da ne olması gerektiğine dair düşüncelerini bir kenara bırak. Bunlara göre hareket etme falan bana böyle şeyler söylüyor. Yani hepsini bir araya getirince yani puzzle oluştu kafamda. Ha bu arada şey de söyleyeyim. App'te şöyle bir şey yazıyor. Konfor alanından çık. Hani çok bağlı olduğun şeyler var. Onlarla bağını kır diyor bana. Evet benim var. Yani dediğim gibi ev. Mutlaka bir evimin ve ayağımın yere bastığını hissetmek gibi benim için. Bu güvenliğin, bu evin var olması ve bu evin hep iyi kaliteli bir ev olması benim için çok önemli bir şey. Bir türlü vazgeçemiyorum bundan. Bu olay yaşandı ve bu olay yaşandığında konuşmayı yaptığımızda önce çok üzüldüm. Ben niye böyle bir şey söyledim? İşte hani karşı çıkmasam belki burada illegal falan kız için ama bir şekilde başka türlü kalacaktım, edecektim falan. Gece 2 ağlıyorum ve şunu düşünüyorum. Yani evet bunlar var. Belki yapmam gereken bana yaptırılıyor. Reddettiğim için, yapmayacağım için bir şekilde bunu yapmaya itiliyorum. Çağrı geliyor. Yüksek versiyonum beni çağırıyor. Oraya gitmem lazım. Evet, konfor alanımdan çıkmalıyım. Evet. Ama bir yandan da emin olamıyorsun.
sürekli sorguluyorsun ya, ben yanlış mı yaptım, acaba doğru mu yaptım, hani belki başka türlü olabilir miydi gibi 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 düşünceler elbette geliyor kafanın içerisine. Ve o gece zor bir gece geçirdim. Çünkü bilemiyorsun gerçekten. Çünkü senin hareketin değil diyorum ya bak, ben normalde böyle bir şey hiç yapmam. Hep okeyimdir. Karşı çıkma, çatışma falan uğraşmam. Bana yaptırılıyor sanki ben değilim, başkası benim yerime geçmiş hareket ediyor gibi bir şey yani. Benim yerime yazıyor böyle mesajları tıkır tıkır. Demek ki öyle yapman gerekiyormuş. Neyse işte o geceyi atlattım. Sonra kendime hep şey söylüyorum. Yani üzülme. Üzülecek bir şey yok. Sokakta falan kalmayacaksın zaten. Çok dramatize etmeye de gerek yok olayı. Bir şekilde yolunu bulacaksın ama bu çağrı sana neyi ifade etmeye çalışıyor acaba? Buna bir bak demeye çalışıyorum kendime sürekli. Bunu hatırlatıyorum. Yani evet, bak bunlara çok bağlanıyorsun. Olduğun yere, eşyalara falan filan. Bunu sal. Bu bağlılığından kurtul ve özgürleş. Çünkü bu beni o kadar buraya mimliyor ki. Ben uzun zamandır seyahat etmek istiyorum ama sürekli burada bir evimin ve bir düzenimin olması yüzünden seyahat edemiyorum. Ve farkındayım aslında kendimi çok ertelediğimin, aslında buralara kendimi çapaladığımın. Bu bana bir şekilde yaptıramış oldu. Velhasıl bu olayın şöyle bir devamı da var. Sadece seyahate çıkmaya zorlanmadım. Diyorum ya, yüksek bir versiyonun ve senin iyiliğini, tamamen saf bir şekilde en iyiliğini isteyen bir versiyon. Bundan sonraki vereceği şey, sen evden atıldığını, mesela sokakta kalacağını düşünüyor oluyorsun. Ama sana o an gözükenden çok daha güzel başka bir fırsat hazırlıyor, tamam mı? Bunu bilmen lazım. Ev arama sürecine girdim. Yine 2 haftam var. Sürem yok. Sıkıntıdayım. Evler tıkır tıkır gidiyor. Ve yorulmuşum. Bu 2 ay önce daha bunu yaptım. Diyorum ki herkese, yani ben daha fazla bunu yapmak istemiyorum. Yeter. Hani çok boğuluyorsun. Çok yorucu ve bir ton işim var. İşim, gücüm. Yani her şeyimi aksatıyor. Çok büyük bir vakit. Böyle bir yandan tatsızım, bir yandan da bırakamıyorum elimden telefonu. Sürekli ilan yeniliyorum falan. İşte bir şeylere vesile oluyor bu arada. Hayat yaşanıyor. Hayat yaşanmaya devam ediyor. Normalde hiç gitmeyeceğim bir yere gitmiştim aylar önce. Hatta videoda da anlatmıştım. Böyle duvarlarımdan şırıl şırıl lekeli sular akıyordu o evde. O gün onu hiç takmayacağım dedim. Dışarı çıktım. Bir buluşmaya gittim. Orada birileriyle tanıştım falan. Orada arkadaşlığımız devam etti. Sonra onlarla geçenlerde gittiğimiz bir yerde başka birileriyle tanıştım. Anladın kelebek etkisini? Görüyor musun? Aylardan beri geliyor. Orada tanıştığım birisi bana bir ilan gönderiyor. Ve ben bu ilanı atan kişiyle aynı WhatsApp gruplarında olmamıza rağmen çocuk benim olduğum yerlere atmıyor da başka bir benim olmadığım bir gruba atıyor. Ve bu bana sekip geliyor böyle birisi vesilesiyle. O gün de hiç gitmeyebilirdim. O gün de yani hep geliyor ya böyle sana, mesela aman şimdi kiminle gidecek falan. İşte bunu belki yapmamak lazım. Bazı zamanlarda o içinden geliyorsa ona uymak lazım. İçimden geliyordu ve yaptım. Hani pineklemedim, ertelemedim. Her neyse, çağrıya uyduk yine. Hayatı yaşıyoruz yani. Hayatı yaşamaktan vazgeçmiyorum. Böyle bir derdim, sıkıntım var diye evde oturup her gün ağlamıyorum. Canım çok sıkkın. Çok az bir sürem var. Uygun fiyatlı bir yer bulmak çok zor. İşin başından aşkın zaten. Kendim, psikolojimi zaten ben ayakta tutmaya çalışıyorum. Bir yandan üstüne ev psikolojisi geliyor. Anladın? Hep olmaya devam edecek bunlar ve bunlar varken bile ayakta kalabilmek, hayatı yaşamaya devam edebilmek lazım. Onu demeye çalışıyorum. Hayatımı yaşamaya devam ediyorum. Hiç ara vermedim. Oradan vesile oldu. Bu kişiyle karşılaştım. Bu kişinin evi buradan daha uygun bir fiyatlı ve aynı yine güzel düzgün tertemiz bir ev, çok şükür. Ve sözleşme imzaladık. Sözleşmeyi imzaladığımız tarih Mayıs. Arada şimdi bir ay var, tamam mı? Ben Nisan'da buradan çıkıyorum. Mayıs'ta diğer evime girene kadar bir ayım var. Ve asla bir aydan uzun böyle oradan oraya backpacking yapacak, sırtıma çantayı alıp sokaklarda, tren garlarında yatacak bir insan değilim. Yapamam. Yani yapabilirim ama yapmayı tercih etmem. Öyle bir gezme hayalim yok. İşim var zaten. PC'mi alacağım. Gideceğim, oturacağım. Bir yerlerde yaşarken çalışmak, bir yerlerde farklı bir yerde bir atmosferde yaşamak, çalışmak istiyordum. Şimdi bana bunun vakti sağlanmış oldu. Bütün parçalar bir araya geldi. Bir, benim en yüksek versiyonum beni oraya götürene kadar, bak başıma o kadar şey geldi. Oradan kazık yediğimi düşündüm, burada evsiz kaldığımı düşündüm, hep vakit dardı. Ve bu süreçlerin hepsinde işim başımdan aşkın. Bir sürü farklı şeyle uğraşıyorum, üstüne bu biniyor sürekli. Yani aslında olayın içindeyken baksan dersin ki sürekli, ya dünya başıma yıkıldı, beni rahat bırakmıyorlar, bu ne yani, ben bir rahata eremeyecek miyim dersin.
o kadar çok bunların etrafına sarılı, böyle örgülü. Bunalım demeyeceğim ama gerçekten zorlu bir süreç. Hala mesela şu an uğraştığım çözülmeyen sıkıntılar var, evet. Ama hep bunlar yaşanırken içimden de şunu söylüyorum. Ne olursa olsun benim iyiliğim olacak. Biliyorum. Ne olursa olsun benim iyiliğim olacak. Sürece direnmeyeceğim ve içime dönüp kendimi dinleyeceğim. Ben ne istiyorum? Ben nerede iyi hissediyorum? Hep bunları düşünüyorum bir yandan da. Diyorum ki hani burada çok iyi hissetmemiştim. Olmadığı iyi oldu. Sonradan düşünce böyle oturmaya başlıyor. Yani süreç boyunca içimi hep bir yandan da ferah tutuyorum. Yani biliyorum istediğim gibi gözükmüyor. Çok güzel gözükmüyor. Bir sebebi var olmasının, ben şu an anlayamasam da inanıyorum. Benim iyiliğim olduğuna inanıyorum diyorum. Ve her seferinde gerçekten bir adım daha ileriye, bir adım daha iyisine ulaşıyorum. Bu yıl yaptığım, daha 2024 yılında yaptığım vizyon panomun içerisinde bu yatağın ve bu camın fotoğrafı var. Birebir, yani pozisyon olarak da aynı, sadece bu cam tek bir cam halinde. Benim vizyon panomdaki cam o yüzden böyle duvar gibi kocaman bir cam şeklinde. Ve bu bir ay içerisinde gerçekleşti. Evet, ona çekiliyorsun. Çekilmenin bir sebebi var. Onu istemenin bir sebebi var. Ve istediğin her şeye ulaşabilirsin. Senin daha yüksek bir versiyonun ona ulaşmış bir versiyon. Dolayısıyla ben hizalan dediğimde, daha yüksek versiyonunla, hayallerinle hizalan dediğimde, onu elde etmiş, onu yaşayan versiyonun nasıl düşünür, nasıl hareket eder, nasıl duygular hissederse aynen o moda gir, o frekansa gir derken bunu kastediyorum. Bu yıl vizyon panoma koyduğum bu evde, bu yatak, bu şey görüntüde hani yaşayan versiyonu bu yatağa girip bütün gün pinekleyen bir versiyon değildi. Ya da mağdur, kendini güçsüz gören, yapmak istediklerini erteleyen, yapamayan, güç bulamayan, bu soru işaretlerinin altında ezilen bir versiyon değildi. O versiyon güçlü, özgüvenli yapan, hayallerinin peşinden giden, hayallerini gerçekleştiren bir versiyondu. Buraya geldiğimde bunlar için çalışmaya başladım. Çünkü bunun hakkını vermem gerektiğini biliyordum. Hani bir yandan şükrediyorum, bir yandan elde ettiğim için çok mutluyum. Bir yandan daha iyisine gitmek için bir çabam var hala. Bununla da yetinmiyorum. Bu da güzel bir şey. Ha, oldu bitti. Tamam, ben burada ebediyen yaşayayım, bu level'da kalayım gibi bir şey de yok. Daha iyisine de gitmek istiyorum. Ama bunun kıymetini bilerek, daha iyisine layık olduğumu göstermek için bugün bana verileni en iyi şekilde kullanmaya çalışıyorum. O yüzden ne yaptım? Her sabah yürüyüşüme gittim. Her sabah erken kalkmaya gayret ettim. Olabildiğince kalktım. Son 2 haftadır mesela o kadar dağıldım ki, o kadar yorgunum ki, o kadar çok uykusuz gece geçirdim ki kalkamıyorum tabii ki. Ve şu an bende rahatsızlık uyandırmaya başladı bu mesela. Bak Aslı, sen raydan çıkıyorsun, geri hizalanman lazım diye farkındayım. Kendime bunu söylüyorum, bunu dile getiriyorum ve düzelteceğim. Peşini bırakmadım, biraz yaptım, ha, tamam yeter bu kadar da demedim. Elbette her zaman %100 yapamayız ama ben %80'i şu an yapmaya gayret ediyorum. Geri kalan %20'yi olabildiğince toparlayacağım. Sadece bir geçiş dönemi, elbette bazı şeylere kendimize izin vermemiz lazım. Hayatımın bundan sonraki rotasında ben o seyahatleri yapan ve orada hayal ettiğim Aslı ile hizalanmaya devam edeceğim olabildiğince. Amacım bu. Ardından buraya gelip kurduğum düzenin içerisinde o düzendeki Aslı ile hizalanacağım. Bir diğer hedef bu. Gerçekten şimdiden görebiliyorum. Ben yaptıkça ona yaklaşıyorum. Ben hizalandıkça o oluyorum. Ben hizalandıkça o gerçek oluyor. Eğer böyle bir arzun, isteğin varsa, bunu gönülden istiyorsan, bu sana iyi hissettiriyorsa, korkularını, limitlerini, senin için konulan kuralları, yargıları hepsini bir kenara bırakıp o içindeki sese kulak ver. Biraz da senin etrafında çalışan bu döngüye adapte olup onunla beraber akışa kapılmaya çalış. Çünkü o çağrı geliyorsa ve sen çağrıya direniyorsan o seni o akışa sokuyor. Öyle ya da böyle. Ve sen bundan acı da duyabilirsin. Sana çok kötü de gözükebilir. Ama bil ki o yola sokuluyorsan sen daha iyi bir yere ulaş diye sokuluyorsun. Ve her zaman bir sonraki adımın bu kadar iyi ve "Heh, evet ben daha iyiye gidiyormuşum" dedirtmeyebilir. Ya yani mesela benim case'imde şöyle bir şey de olabilirdi. Bu evi bulamayabilirdim. Ben 4 ay gezmek zorunda da kalabilirdim. Perişan da olabilirdim ama şey demezdim. Of, nefret ettim. Lanet olsun, her şey benim başıma geliyor. Bu ne rezalet, bu ne çekiyorum. Ben bu mu daha iyi versiyon falan demezdim. Derdim ki bunun bitiminde, bundan bir sonraki aşamada, ikinci aşamada belki daha iyisine ulaşacağım. Bu bir süreç. Ona inanacaktım ve bana ne getiriliyorsa, o akışta önüme ne sunuluyorsa onu yaşayacaktım. Ondan maksimum elde edebileceğim en iyi versiyonumu, en iyi
performansımı çıkarmaya çalışacaktım. Kimi zaman böyle çağrılar gelebilir. Kimi zaman mesajları, sana iletilen ufak işaretleri okuman gerekebilir. Bunları doğru okumak, yanlış okumak sana kalmış. Bu mesajları okumaya da sonra başladım aslında. Daha önceden böyle bir yeteneğim de yoktu. Böyle mesajları aldığımı da düşünmüyordum. Ama işte meditasyonla ve bilincimi biraz daha hani sanki araladığımı söyleyebilirim. Öyle olduğu için duymak, dinlemek, okumak biraz daha kolay geliyor sanki. Çünkü gönül gözünü açmak gibi, üçüncü gözünü açmak gibi bir şey bu. O bilinçten yaşamak, etrafımdaki dünya, dış dünya bana bir şey ifade ediyor. Yani her şeyin bir anlamı var benim hayatımda şu an. Ve işte astrolojiye de inanmam aslında. Öyle app'ten okuyorsun, 100.000 kişiye aynı şeyi yazıyorlar falan. Ama gel gör ki yani benim gibi katı analitik ve katı akılcı bir insanken o gözün açılmasıyla onlar bile sanki bir mesaj gibi okuyorum şu an. En azından öyle yorumluyorum ve böyle yaşanıyor. Böyle çağrılar aldığın zamanlar olabilir. Çağrıya direnme, kulak ver. Sadece çağrıya değil, kendi içine de kulak ver. Çünkü gerçekten istediğin ve reddettiğin ya da hak ettiğin, ait olduğun bir yer ve reddettiğin bir şey olabilir. Bizim bunu reddetmemize sebep olanlar genelde işte içinde yaşadığımız, öğrendiğimiz, geçmişten bugüne taşıdığımız tecrübelerimiz, inançlarımız, çevremiz, yaşantımız. Ne zaman ki bunları unutup yeniden hayatı öğrenmeye başlarsak, yeniden gönül gözümüzü açarak bakmaya başlarsak görmeye başlıyoruz. Çok sevdiğim ressam, kör bir ressam aile dostumuz var. Eşref Armağan, hatta bakabilirsiniz. Onun da YouTube kanalı var. Çok seviyorum kendisini. Çocukluğumdan beri onun şu lafıyla büyümüşümdür. Hiç de unutmam. Bakıp da göremiyorsam görmek için bak. O kör olmasına rağmen bakıp görebiliyordu ve ben buna hayrandım. Biz bugün birçoğumuz gözlerimiz açık ve görüyor olmasına rağmen bakıp da göremiyoruz. O yüzden baktığında görmeye çalış. Eğer hiç çağrı almıyorum ben de çağrı almak istiyorum gibi bir şey söylüyorsan bu tabii ki kişisel bir deneyim. Hani öyle bir tarifi falan da yok. Hani herkes bir çağrı alacak diye bir şey de yok. Sadece şunu tavsiye ederim. Gerçekten beyninden ve düşüncelerinden ve duygularından, vücudundan, bedeninden ibaret olmadığını senin aslında sen dediğin şey aslında sen bilinçsin. Sen sadece algılayan, tecrübe edensin. Ben dediğinde bile aslında ondan çıkmış, ondan değil düşüncelerinden hareket etmiş oluyorsun. Neyse burası karışık bir filozofi. Sadece şey yani bu bilinçten ibaret olduğunu anla ve o bilincin %100 potansiyeline ulaşmaya çalış. Bunu da nasıl yapabilirsin? Meditasyonla yapabilirsin. Düşüncelerini yazıya dökerek yapabilirsin. Kendine daha çok eğilerek, kendini dinleyerek, sessizlikte, sakinlikte, vücudunu dinleyerek vesaire vesaire böyle pratikleri yaparak biraz daha bu farkındalığını arttırarak işte bilinçten yaşamaya geçebilirsin. Bilinçten yaşamak da biraz hani bilinçten ibaret olduğunu bilerek yaşamaya başladığında diyeyim. Yüzeysel ve dünyevi birçok şey anlamını yitiriyor. Artık o kadar umursamıyorsun bunların çünkü hiçbir kıymeti kalmamaya başlıyor. İşte o vakit yani oraya ulaşabildiğin zaman bu yüzeysellikten biraz daha derinlere inmeye başladığın zaman o derinlerde gördüklerin biraz daha farklı belki yorumluyorsun. Hani çünkü normalde ağaca bakıp ağaçtır yani senin için de mesela bir mesaj falan vermiyordur bu ağaç. Gel gör ki sen artık ağaca buradan bakmıyorsun da işte bir tık daha böyle açmışsın bir level daha. Hani daha farklı bir boyuttan, daha farklı bir evrenden baktığın için belki onu öyle okuyorsun. Sana mesaj olduğunu düşünüyorsun vesaire vesaire. Bunları tavsiye edebilirim. Bu video bu kadarlık bir videoydu. Çağrılara uymanız, çağrılara kulak vermeniz. Eğer istiyorsan bunun bir sebebi olduğunu ve en yüksek versiyonun onu yaşayan bir versiyon olduğunu bilerek onlara ulaşmak için elinden geleni yapmak, nasıl yapabileceğini bulmak, soruna odaklanmak yerine ben bunu yapamıyorum, şöyle yapamıyorum, böyle yapamıyorum, onum yok, bunum yok demek yerine ben bunu nasıl yapabilirim diye düşündüğün zaman kapıların aralanmaya başladığı zaman olacak. Kendine çok iyi bak. Sonraki videoda görüşürüz.